Canlarım selam. 70 günde AYT matematik kampımızın diye başlamayı hakikaten özlemişim ben de yani. Arkadaşlar 50. günde bir reklam arası vermek zorunda kalmıştık. Limiti bitirdik. Türeve geçecekken bir online eğitim süreci başladı ve Milli Eğitim Bakanlığı dedi ki dur yolcu dedi. Müfredatı değiştirebiliriz dedi. Açıklama yapacağız dedi. Biz de bekliyoruz ki açıklama yapsınlar. Açıklamada bizim için %50 ihtimal var. Ya türev integral çıkacak ya da çıkmayacak. Eğer limit türev integral çıkmazsa kaldığımız yerden bomba gibi devam edeceğiz. Hiç merak etme. Ama çıkarsa o zaman AYT kampını noktalamayacağız tabii ki. Yine ben 70 güne tamamlayacağım arkadaşlar AYT kampını. Ya da belki hani işlediğimiz yere kadar noktalayıp ondan sonra AYT kampıyla paralel bir kamp daha başlatırız diye düşünüyorum. Şu anda belirsizlik var. Bekliyoruz ama AYT kampını da AYT'yi de boşlamak, sizi buradan soğutmak istemiyorum. O kırmızı kapağı görün istiyorum böyle her girdiğinizde. Kafanızın bir köşesinde kalsın istiyorum. Bugün farklı bir içerikle karşınıza geleyim dedim. Biliyorsunuz arkadaşlar AYT sınavında TYT soruları soruluyor. Özellikle ilk 5-6 soru özellikle TYT kısmından böyle tanımlamalı ya da böyle teorik zamanınızı biraz fazla alacak, sizi fazla düşündürecek sorular soruyorlar AYT'de. İşte ben de öyle bir video yapayım dedim. AYT'de çıkabilecek TYT soruları. Burada ortak konular da var. Mesela ikinci dereceden denklem fonksiyon sorusu da koydum buraya. Onun dışında koyduğum sorular böyle dediğim gibi bizi böyle kafamızı yormaya, bizi düşünmeye sevk edecek soruların olmasıyla beraber birkaç tane de böyle işlem sorusu gibi düşünebiliriz. Kural sorusu gibi düşünebiliriz. İsterseniz soruları görelim, sorulara geçelim. Ondan önce soruların PDF hali açıklamalar kısmında var. Bence benden dinlemeden önce bir çıktınızı alın, çözmeye çalışın. Yapamadıklarınızı benden dinlemeniz de güzel olur. Ama hocam ya ben sizden de bütün hepsini dinleyip nasıl yaptığınızı da görmek istiyorum. Sizle muhabbet etmeyi, AYT kampında sizle muhabbet etmeyi özlemişim hocam diyorsan sen adam oğlu adamsın. Tabi cinsiyet olarak değil, adamlık cinsiyette değil karakterdedir. Bunu da söylemiş olalım. Hadi bakalım başlayalım. Sorulara kafayı koyalım. A ve B sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere A artı mutlak değer A demiş. Bölü B eksi mutlak değer B eşittir eksi 1 eşitsizliğini evet sağlanıyor demiş. Buna göre falan filan ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi bak çok dikkat et. Burada şöyle bir durum var. Şimdi B sıfırdan farklı bir gerçek sayı değil mi? Şimdi ben önce paydaya odaklanıyorum. B sıfırdan farklı bir gerçek sayıysa B ya sıfırdan büyüktür ya da sıfırdan küçüktür. Var mı başka şansı? Yok. Diyelim ki B sıfırdan büyük olsun. Eğer B sıfırdan büyük olursa mutlak değer B nasıl çıkar mutlak dışına? B diye çıkar. Mutlak değer de içi pozitifse direkt kendi gibi çıkıyordu. Şimdi bak sen mutlak değer B yerine götürüp B yazarsan B eksi B'den yukarısı A artı mutlak değer A olur ama aşağıyı B eksi B'den sıfır yapmış olursun. Böyle bir sayı eksi birden küçük olabilir mi? Böyle bir sayı bile olamaz. Bir sayının paydasına sıfır geldiği zaman o sayı tanımsız olur. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Demek ki B'yi sıfırdan büyük almayacağız. Sıfır da olmuyor zaten. Demek ki B sıfırdan küçük olacak. A bak tespit ettik. Şimdi gel A için konuşalım bir de. A'nın da iki tane şartı var. A ya sıfırdan büyük olacak ya da A sıfırdan küçük olacak. Bak gel şimdi A'yı sıfırdan küçük seçelim. Eğer A'yı sıfırdan küçük seçersek mutlak değer A nasıl çıkar? Mutlak değer A eksi A diye çıkar. Çünkü mutlak değerde mutlak değerin içi negatifse mutlak değer pozitif olabilmek için önüne bir eksi daha alır. Demek ki mutlak değer A eksi A. Bak şurada mutlak değer A yerine eksi A yazarsan A eksi A bölü B eksi mutlak değer B olur. Küçüktür eksi 1. Aşağısı ne olursa olsun yukarısı sıfırsa sonuç sıfır. Sıfır eksi birden küçük müdür arkadaşlar? Öyle bir şey var mı? Öyle bir şey yok. Kuru iftira. Allah kuru iftiradan saklasın. Demek ki arkadaşlar A da sıfırdan küçük değil, sıfırdan büyükmüş. A'yı da B'yi de bulduk. Çözdük soruyu o zaman. B sıfırdan küçük. B sıfırdan küçük, A sıfırdan büyükse bak A sıfırdan büyükse mutlak değer A diye çıkar. B sıfırdan küçükse mutlak değer B eksi B diye çıkar. Şimdi bunları götürelim soruda yerine yazalım. A yerin mutlak değer A yerine A yazarsam yukarısı 2A. Mutlak değer B yerine bu arada yerine yazmamıza gerek yok ya. Niye yerine yazıyoruz? Biz soruyu çözelim ya. Direkt soruyu çözelim. İki tane
A. Şimdi A sıfırdan büyük. 2 tane A da sıfırdan büyük. Bura kendi gibi çıkar. 2 A. Güzel. B eksi B diye çıkar. Güzel. A artı B. Şimdi A artı B. Bu nasıl çıkacak? Şimdi orada evet. Orada şuna başvuracağız işte. Bak şimdi. Yukarısı 2 A. Tamam. Aşağısı da 2 B. Tamam. Küçüktür eksi 1. Bunlar sadeleşir. Bak şimdi burada içler dışlar çarpımı yaparsan eğer şuna çok dikkat edeceksin. İçler dışlar çarpımı yaptığın anda eşitsizlik yön değiştirecek. Ya da ben öyle bir riske girmek istemiyorum diyorsan şu eksi 1'i karşı tarafa at. A bölü B artı 1 küçüktür 0 yap. Payda eşitlersen A artı B bölü B küçüktür 0 yap. Tamam mı? Daha sonra şöyle yap. Şimdi A artı B bölü B küçüktür 0. E sen B'nin negatif olduğunu biliyorsun. Aşağı taraf eksi. Peki yukarı taraf ne olsun ki sonuç eksi çıksın? Artı olsun. Demek ki A artı B pozitifmiş. A artı B pozitif. E burada da A artı B var. Pozitif. Pozitifse kendi gibi çıkacak mutlak değer dışına. O zaman oraya da artı A artı B yazacağım. B'ler birbirini götürecek. 2A A'da 3 tane A kalacak. Cevabımız da C şıkkı olacak. Tam AYT'lik bir TYT mutlak değer sorusu arkadaşlar. Tatlış, güzel, ponçik bir soru. Devam ediyorum şimdi ikinci soruyla. Eleman sayısı N olan bir kümenin elemanları arasında N bulunmuyorsa bu kümeye bencil küme denir. Örnek A1, 2, 4 kümesinin eleman sayısı 3'tür ve 3 kümenin elemanı arasında olmadığından bencil kümedir. B1, 2, 3, 4 kümesinin eleman sayısı 4'tür ve fakat kümenin elemanları arasında 4 olduğundan bencil küme değildir. Yani bencil küme olması için eleman sayısı neyse o eleman sayısının kümenin içinde eleman olarak bulunmaması gerekiyor. Buna göre A 1 2 3 4 5 6 7 7 elemanlı kümesinin boş kümeden farklı alt kümelerinin kaç tanesi bencil kümedir? Zaten boş küme ile boş kümede bencil kümeden bahsedemeyiz çünkü orada bir eleman yok. O zaman burada 1 elemanlı alt kümeler, 2 elemanlılar, 3 elemanlılar, 4 elemanlılar, 5 elemanlılar, 6 elemanlılar ve 7 elemanlıları incelemem lazım. Tamam mı? Şimdi bir elemanlı alt kümeleri bana söyleyin ama içinde 1 olmasın. Çünkü bir elemanlılarda 1 olmayacak, 2 elemanlılarda 2 olmayacak, 3 elemanlılarda 3, 4 elemanlılarda 4, 5 elemanlılarda 5, 6 elemanlılarda 6, 7 elemanlılarda da 7'nin olmadığı kümeleri arıyoruz biz bencil küme olması için. Şimdi o zaman 1'in olmadığı bir elemanlı küme 2, sadece 2'den oluşan küme 3'ten, 4'ten, 5'ten, 6'dan. Da biz bunları tek tek yapacak mıyız? 1 için yaparız ama 2 için zulüm olur yani. Düşünsene 2'nin olmadığı 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7 falan filan çok uzun sürer. O yüzden arkadaşlar burada kombinasyon kullanacağız. Kombinasyonun tanımını hatırlıyorsunuz. N'in R'lisi ne demekti arkadaşlar? N elemanlı bir kümenin R elemanlı alt küme sayısına biz N'in R'lisiyle buluyorduk. O zaman biz 6 elemanlı bir kümenin bir elemanlı alt kümesi. E ama hocam niye 6? Sen eleman sayısına 7 dedin ama 1'in olmadığı diyorum. O yüzden 1'i kümeden attım. 1'in dışındaki 6 elemandan birini seçeceğim. Çünkü 6 elemanlı bir kümenin bir elemanlı alt küme sayısı 6'nın birlisiyle bulunur. O zaman burası 6'nın birlisi. Güzel. Şimdi gelelim şuna. 2 elemanlı alt kümeleri bulacağım ama içinde 2 olmayacak. Tamam mı? O zaman 2'yi kapatıyorum şöyle. Geriye 6 eleman kaldı. 6'nın ikilisi demek 6 tane şu 1, 3, 4, 5, 6, 7, 6 elemanının 2 elemanlı alt küme sayısını bulmak demek. 2'yi almıyorum bak. 6'nın ikilisi. Benzer şekilde bu da 6'nın üçlüsü. Benzer şekilde bu 6'nın dörtlüsü. Bu 6'nın beşlisi. Bu 6'nın altılısı. Şimdi şuna gelelim. 7 elemanlı bencil küme olur mu sizce? Şimdi 7 elemanlı bu kümenin sadece bir tane alt kümesi vardır. O da kendisidir zaten. Ama siz 7'yi buradan attığınız anda bu 6 elemanlı bir kümeye dönüşür. Dolayısıyla bu kümede 7 elemanlı bencil bir alt küme yoktur arkadaşlar. O zaman 7 elemanını es geçiyoruz. Peki bunları ne yapacağız? Toplayacağız. Bunları tek tek toplayabilirsiniz arkadaşlar. 6'nın birlisi 6, 6'nın ikilisi 15. Onları da şöyle yapıyorduk hatırlıyorsanız. 6'nın ikilisi nasıl bulunuyordu? 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1. Yani 6'yı 2 sefer açıyoruz bölü 2 faktöriyel diyoruz. Yani 15. Burası 15. 6'nın üçlüsü nasıl açılıyordu? Bir de onu göstereyim. İçim rahat etsin. 6'yı 3 defa açıyorum. 6, 5, 4. Aşağıda 3 faktöriyel. 3, 2, 1. 6'lar gitti. Bu da 20 demek. 6'nın dörtlüsü 6'nın ikilisine eşitti 15.
Çünkü 4 ile 2'nin toplamı 6. 6'nın 5'lisi 6'nın 1'lisine eşitti 6. 6'nın 6'lısı da 1'e eşit. Bunların hepsini toplayacağız. Bunları toplarsak 21, 41, 51, 56, 62, 63 olacak. Doğru cevabımız da D seçeneği olacak. Ama bunu arkadaşlar soru çok net bir şekilde 9 eleman vererek de yapabilirdi. E hocam ama biz 9'un 1'lisinden 9'un 9'lusuna kadar toplama işlemi yapacağız? Hayır. Burada da bir notu hatırlayacaksın. Hemen bir not. En elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri n'le bulunmuyor muydu? Evet. Peki en elemanlı bir kümenin 0 elemanlı alt kümeleri var. 6 diyorum. N'in 0'lısı. Tamam. 1 elemanlı alt kümeleri var. N'in 1'lisi. 2 elemanlı alt kümeleri var. N'in 2'lisi. 3 elemanlıları var. N'in 3'lüsü. Son olarak N elemanlısı var. N'in 50'si. E bunların hepsinin toplamı alt küme sayısı olan 2 üzeri N'e zaten eşittir. O zaman 6'nın 1'lisi, 6'nın 2'lisi, 6'nın 3'lüsü, 6'nın 4'lüsü, 6'nın 5'lisi, 6'nın 6'lısı. Aslında 6 elemanlı bir kümenin alt küme sayısıdır ama baştaki 6'nın 0'lısı, şu N'in 0'lısı var ya boş kümede o kümenin elemanı. Onu atacağız arkadaşlar. Zaten N'in 0'lısı ya da 6'nın 0'lısı 1 demek. Yani boş küme ifade ediyor bu. 6 elemanlı bir kümenin 0 elemanlı alt küme sayısı. Yani boş küme. O boş kümeyi buradan atarsak. Çünkü bakın boş kümeden farklı diyordu. Nerede lan o? Boş kümeden farklı diyordu. O yüzden 2 üzeri 6 64. 1 eksiğini alırsak 63 diyerek de cevabı bulabilirdik. O zaman mesela 9 elemanlı olsaydı 2 üzeri 9 kaçtır? 128, 256, 512 eksi 1'den 511 olacaktı oradaki bencil küme sayısı, bencil alt küme sayısı da. Tamam mı? Mantık bu. Bak uzun bir soru, uzun soluklu bir soru. TYT'de büyük ihtimal böyle bir soru karşına gelmez çünkü çok vaktini alır. Ama AYT'de direkt karşına çıkabilir. Zaten ÖSYM AYT'de küme sormaya var ya bayılıyor bayılıyor. Üçüncü soruya geldik. Bir eşitsizlik sorusu ama güzel bir hem bölme bölünebilme hem eşitsizlik hem de güzel bir dikkat sorusu. Dikkatle izleyin arkadaşlar. Şimdi N ve K tam sayılardır. K sıfırdan farklıdır diyor. N K değeri yani yuvarlak içinde N'in altında indis olarak K. N sayısı K sayısına tam bölünüyorsa ne oluyormuş? N K N bölü K oluyormuş. Yani N'i K'ya bölüyormuşuz. N sayısı K sayısına tam bölünmüyorsa N bölü K içindeki N sayısına direkt eşit oluyormuş. Örnek vermiş. 15'in altına 3 yazmış. Eğer 15 eksi 15'in altına 3 yazmış özür dilerim. Eksi 15 3'e bölünüyor mu arkadaşlar? Bölünüyor. O zaman eksi 15'i 3'e bölmüş. Eksi 5 demiş. Eksi 15 2'ye bölünüyor mu? Bölünmüyor. O zaman direkt içerisindeki eksi 15'i yazmış. Mantık anlaşıldı mı? Tamam. Şimdi o zaman N2 N3 bunların çarpımı küçüktür 4 ise bunu sağlayan kaç farklı N değeri vardır? Şimdi burada 4 tane ihtimal var. Bu N sayısı şöyle yazalım. Bu N sayısı 2'yi bölebilir ama 3'ü bölmeyebilir. 3'ü bölebilir ama 2'yi bölmeyebilir. 3'ü bölebilir, 2'yi de bölebilir. 3'ü de bölmeyebilir, 2'yi de bölmeyebilir. 4 durumda da farklı değerler buluruz. Bak şimdi başlıyorum. N sayısı yani şu birinci ihtimal için N sayısı 2'yi bölse, N sayısı 2'yi bölüyor bir şey, bölen bir şey olsa buraya N bölü 2 olacak. Şu kısım N bölü 2 olacak. Yani buraya N bölü 2 çarpı N sayısı 3'ü bölmediği için direkt içindekini yazıyorum. N küçüktür 4 diyeceğim. Buradan n kare bölü 2 küçüktür 4 diyeceğim. İçler dışları çakarsam n kare küçüktür 8 diyeceğim. Zaten n'in de k'nın da bir tam sayı olduğunu ve k'nın 0 olmadığını biliyoruz. Tamam. Şimdi o zaman arkadaşlar karesi 8'den küçük tam sayıları düşüneceğim. Ne var? 0 var, 1 var, 2 var. Dikkat et 3 yok ama şuna da dikkat et. Eksi 1 ile eksi 2 de var. Çünkü n tam sayı diyor. Sonuçta n'in kare, eksi 1'in karesi de 1. O da 8'den küçük. Eksi 2'nin karesi 4. O da 8'den küçük. Negatifleri unutma. Şimdi bunlardan hangilerini alacağız? 0'ı alamayız. Çünkü 0 şöyle. N yerine 0 yazarsak 0 2'ye bölünür. Ama 0 3'e de bölünür. 0 her sayıya bölünür. Bak bir sayıyı sıfıra bölmüyoruz ha karıştırma. N bölü 2. N yerine 0 geliyor. N yerine 0 gelebilir. Yani N yerine 0 2'yi böler. 0 3'ü de böler. Ama ilk ihtimalimizde 0'ın 3'ü bölmemesi lazım. Çünkü 3'e bölünmeyen bir şey arıyoruz. O zaman 0'ı alamadık. 1'i alabilir miyiz? 1'i de alamayız. 1'i alabilir miyiz? 1'i alamayız. Çünkü 1 2'ye bölünmez. Değil mi? 1 2'ye bölünmez. 1'i alamayız. 1 patladı. Gitti. 2'yi alabilir miyiz? 2'yi alabiliriz. Neden alabiliriz? Çünkü 2 2'ye bölünür ama
2 3'e bölünmez. Bak n yerine 2 yazabilirim. Çünkü diyor ki n sayısı k sayısına tam bölünüyorsa. Yani 2 sayısı 2 sayısına tam bölünüyor ama 2 sayısı 3 sayısına tam bölünmüyor. Bak bizim şartı sağladı. 2'yi alırım. 2'yi alıyorsam eksi 2 de alırım. 1'i alamıyorsam eksi 1'i de alamam zaten. Buradan kaç tane değer geldi? 2 tane değer geldi. Devam et şimdi. 3'e bölünecek. Şimdi 3'e bölünüyor, 2'ye bölünmüyorsa bu sefer ilk kısım yani yuvarlak içinde n'in altında 2 direkt n'e eşit olacak. Aynı renklerle yazalım. N'e eşit olacak. Çünkü 2'ye bölünmüyor. Ama 3'e bölündüğü için n bölü 3 olacak. Küçüktür 4. Buradan n kare bölü 3 küçüktür 4. İçler dışlar yaparsam n kare küçüktür 12. Peki karesi 12'den küçük olan sayılar. 0 var, 1 var, 2 var, 3 var. 4 yok. O 16. Eksi 1 de var. Eksi 2 de var. Eksi 3 de var. Bunlar da tamam. Şimdi 0'ı yine alamayız. Çünkü 0 bu sefer 0 3'e bölünüyor ama 2'ye de bölünüyor. 2'ye bölünmemesi lazım. 0'ı alamadım. 1'i alamam. Yine 1 3'e bölünmüyor zaten. 2'yi alamam çünkü 3'e bölünmüyor. 3'ü alabilirim. Eksi 3'ü de alabilirim. Eksi 1 ile eksi 2'yi yine alamam. Buradan da 2 değer geldi. 2 tane yazdım buraya da. Bak ne kadar uzun sürüyor soru. Tam bir AYT sorusu. 3 saat vaktim var ya uğraş dur. TYT'de karşına gelmez böyle bir soru. Çünkü bu sorunun doğal olarak bu soruyu yazan kişi bile tekrar çözmek istese yine de 1-2 dakikada çözemez soruyu. 3'ün ikilisi 3'e bölünen 2'ye de bölünen kısmına geldik. 3'e bölünüyorsa n bölü 3. 2'ye bölünüyorsa n bölü 2 çarpımları küçüktür 4 diyeceğim. N kare burası 6, 24. N kare 24'ten küçük olacak. Şimdi karesi 24'ten küçük olan sayıları yazalım buraya. 0 var, 1 var, 2 var, 3 var ve 4 var. 5 var mı? Yok. Çünkü 5'in karesi 25. Burada tamam. Şimdi bak, eksi 1 de var, eksi 2 de var, eksi 3 de var, eksi 4 de var. 0'ı alabilir miyim? Bu sefer alabilirim. Çünkü 0 3'ü de bölüyor, 0 2'yi de bölüyor. Yani n sayısını 0 alırsak 0 3'e bölünür, 0 2'ye de bölünür. Tamam mı? O yüzden 0'ı aldım. Yanına 0'ı tikine atalım. 1'i alabilir miyim? Alamam. Çünkü 1 3'e de 2'ye de bölünmez. 1 gitti. Buradan da eksi 1 gitti. 2'yi alamam. Çünkü ikisine de bölünüyor olması lazım. 2 de gitti. 2 de gitti. 3'ü alamam. 2'ye bölünmüyor. O da gitti. 4'ü de alamam. Çünkü 2'ye bölünüyor ama 3'e bölünmüyor. Bunlar da gitti. Buradan da bir tane geldi. Bir tane. Güzel. Son olarak buraya gelelim. 3'e ve 2'ye bölünmeyen sayıları alacağız. O zaman ilki n olacak. 3'e bölün 2'ye bölünmüyor. İkincisi de n olacak. O da 2 3'e bölün. Yani ilki 2'ye bölünmüyor, ikincisi 3'e bölünmüyor. Direkt ikisi de n'e eşit olacak. Küçüktür 4. Buradan n kare küçüktür 4. Karesi 4'ten küçük olan sayılar. Nedir arkadaşlar o sayılar? Karesi 4'ten küçük olan sayılar 0 var, 1 var. Değil mi? Aynen 0 var 1 var. Peki. 0 var 1 var bir de eksi 1 var. Onu da unutmayalım. 0 var 1 var eksi 1 var. 0 alabilir miyim? 0 alamam. 0'ı niye alamam arkadaşlar? Çünkü 0 hem 3'e bölünüyor hem 4'ü 2'ye bölünüyor. Bölünmeyenleri almam lazım da 0 patladı. Peki 1'i alabilir miyim? Alırım. 1 bölünmeyecek işte. Hem 2'ye hem 3'e bölünmüyor. Eksi 1 de aynı şekilde öyle. Bunu da aldım. Bunu da aldım. Peki buradan da 2 tane geldi. O zaman toplarsak 2 buradan 4, 5, 7 tane gelir. Doğru cevap C olur. Tam bir AYT'lik TYT sorusu arkadaşlar. Çok tatlı soru. Aman ha böyle soruları jimnastik haline getirin. Geldim 4. soruya. İki basamakta bir XY doğal sayısına rakamları toplamı eklenince A sayısı, aynı sayıdan rakamları toplamı çıkarılınca B sayısı elde ediliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi bak. İki basamakta bir XY doğal sayısına. Şimdi iki basamakta bir XY doğal sayısına rakamları toplamı eklenince yani x artı y eklenince bu sayı ne oluyormuş? A sayısı oluyormuş. Tamam. Bu xy iki basamaklı sayısından rakamları toplamı çıkarılınca yani x artı y çıkarılınca bu da b sayısı oluyormuş. Buna göre bölünme bölünmeme durumlarını soruyor. Tabii ki burada yapacağınız şey sayı çözümleme yapacaksınız. Xy'de sayı çözümlüyorum. 10x artı y artı x artı y eşittir a. Düzenleme yaparsak buradan A dediğimiz adam 11x artı 2y olur. Oh çok güzel oldu. Şimdi aşağı bakalım. Aşağı çözümleyelim. 10x artı y eksi içeri dağıtırsam eksi x eksi y eşittir b olur. Eksi y ile artı y gider. Buradan da b eşittir. 10x eksi x'ten 9 tane x olur. O da tamam. Şimdi diyor ki A artı B XY'yi tam XY'ye tam bölünür diyor. Bulak o zaman A artı B'yi bak. 1'i yapıyorum şimdi. A artı B'yi bulam.
Buluyorum hemen. A dediğim şey 11x artı 2y. B dediğim şey de 9x, tamam. Toplarsam burası 20x artı y olur. 2y olur, özür dilerim. Dikkat et. Pür dikkat deriz biz Anadolu'da. 2 parantezine alırsam 10x artı y. Babacım, 10x artı y dediğin şey zaten x, y iki basamaklı sayısının çözümlenmiş hali değil midir? O zaman sen burayı 2 çarpı x, y yazarsın. Ne oldu a artı b sayısı? X, y'nin yani bizim iki basamak sayımızın tam bir katı çıktı. O zaman a artı b x çarpı y sayısı ile tam bölünür. Neden tam bölünür? Mesela x, y sayısına 50 de bura 100 oldu. Bak 100 a artı b 100 oldu. X, y de 50 oldu. 100 50'ye tam bölünmez mi? Bölünür. Bak birincisi doğru. Tamam. Zaten bir sayı diğerinin katıysa o sayıya tam bölünür deriz. İkinciye geldik. Ne diyor? İkinci, a eksi b sayısı x, y sayısını tam böler. Bu sefer tam böler. Bakalım. A eksi b. A eksi b'yi oluşturak. O zaman biz. A eksi b dediğimiz adam neymiş? A dediğimiz zaten 11x artı 2y. Bundan kaçı çıkartmamız gerekiyor? 9x'i çıkartmamız gerekiyor. Çıkartırsak 11'den 9 çıkartırsam 2x artı 2y. En fazla 2 parantezinde x artı y diye yazarız ama siz buradan a eksi b'nin x artı y'nin 2 katı olmasından a eksi b x y'yi böler diye bir şey söyleyebilir misiniz? Söyleyemeyiz. Değil mi? Söyleyemeyiz. Bir mesela en basitinden bir değer verelim. İçimiz rahat etsin. Mesela x'e 1, y'ye 2 verelim. O zaman x'ye sayısı kaç olur? İkinci özelliğe göre 12 olur. A, b ne olur? 1, 2 daha 3. 3 kere 2'den 6. A bölündü lan. 12, 6'ya bölündü. Ama her zaman böler mi? Başka bir şey verelim mesela. Tesadüf olmasın lütfen. Mesela 1 ile 3 verelim. 13, 1 ile 3 verelim mesela. X'e 1, Y'ye 3 verelim. Asal verelim ki gıcıklık olsun. O zaman X'ye 13 olur. Bak 1, 3 daha 4. 2 ile çarptım 8. A eksi B 8 olur. 8, 13'ü tam böler mi? Bölmez. Patladı, gördünüz mü? Bir taneyle karar vermeyeceğiz. Aman diyeyim. Bu doğru, bu yanlış. Geldim şimdi 3'üncüye. Hemen 3'üncüye bakıyorum. Ne diyor abi 3'üncü? A çarpı B sayısı tektir diyor. He. Çarpalım. A çarpı B. A çarpı B dediğimiz 11x ile 9x'i çarptım. 99 mu oldu? Aynen. 99x kare. Şimdi 12y ile 9x'i çarptım. Artı 18x çarpı y. Şimdi bunun tekliğine çiftliğine karar verecekmişim. Tektir diyecekmişim. Bir kere sağ taraftaki 18'in bir katı olduğu için çift sayı olacak. Ama sol taraftaki muamma. Muamma deriz biz Anadolu'da. Yani bilinmeyen anlamına gelir. Bu muamma X'in arkadaşlar tek olduğunu söylemeden bu toplama tek diyemeyiz hiçbir şekilde. A çarpı B sayısı tektir. Bir palavradan ibarettir. Cevabımız yalnız bir, yani A şıkkı olur. Tamam. Bakın arkadaşlar, yine uzun bir soruydu. Bu soruların özelliği işlem olarak kalabalık olması ve AYT'ye daha uygun olması. Ama bir TYT sorusu gördüğünüz gibi. Evet. Bu böyle kısa bir soru. Aslında 3 basamaklı bir doğal sayının rastgele seçilen 2 basamağının rakamları yer değiştirildiğinde sayının artış miktarına o sayının değer genişliği denir diye bir tanımlama yapmış. Yaptım daha doğrusu. Kaynak sormayın, kaynak gösteremem çünkü kaynağın tam olarak üzerinde oturuyorum. ABC 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere bu sayının değer genişliği en çok kaçtır? Kaç olabilir diye sormuş. Şimdi 3 basamaklı bir ABC doğal sayısının herhangi iki basamağının 7 değiştirildiğini, arkadaşlar herhangi iki basamağının 7 değiştirildiğinde ve en çok farkın en çok çıkmasını istiyorsak, onlar basamağıyla birler basamağını yer değiştirmenin bir manası yok. Birlerle yüzleri yer değiştirelim. Bu yüzleri de maksimum tutalım. Ters dönünce minimum olsun ve aradaki fark biri maksimum, biri minimum, maksimum çıkar. O zaman CBA olarak düşünelim. Yani birlerle yüzlerin yerini değiştirip bunların farkını alalım. O zaman burada ilki 100A artı 10B artı C. İkincisini çözümleyip eksiyle çarpıyorum. 100C eksiyle çarptım, eksi 100C. 10B eksiyle çarptım, eksi 10B. A eksiyle çarptım, eksi A. 100A'dan A çıktı, 99A. 10B eksi 10B ile gitti. C'den 100C çıktı, eksi 99C. Buradan 99 parantezinde
A eksi C geldi. Demek ki bizim bu değer genişliğimiz değil mi? Bu değer genişliği 99'un bir katı olmak zorundaymış. Şıklarda 99'un katını arayabilirsiniz. 99'un katı ile ilgili de şöyle konuşalım. Hem 11'in hem de 9'un katı olacak. 9'un katı olan şıklara bakalım. 8, 15. 9'un katı değil. 11, 18. 9'un katı. Rakamlarını topluyorum. 16, 9'un katı değil. 16, 17. 9'un katı değil. 18, 20. 9'un katı değil. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu 792 sayısı bu arada 99'a tam bölünür. 8 kere vardır arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Bu da böyle. Aslında bu TYT sorusuna da uygun. AYT'ye de koysak sırıtacak bir soru değil ama yani 50-50 diyelim, ayıp olmasın Mert Hoca'ya. 6. soruya geldik. Nasıl gidiyor? İyi değil mi? Bakalım. Aa, güzel güzel. Arkadaşlar bu sorular, şimdi durdurayım. Bu sorular kolay sorular değil. Öncelikle onu söyleyeyim ben. Evet, öncelikle onu söyleyeyim. AYT kampının bonus videolarının hiçbirinde kolay soru çözmüyorum. Böyle zor soru isteyen arkadaşlara çözüyorum. Bu sorular zor, onu söyleyeyim. Bu sorular zaten kolay. Bak, bu sorular zor. Ama bu sorular sana kolay geliyorsa hayırlı uğurlu olsun. Sen matematiği bir yerinden çözmüşsün artık. Buradan sonrası yağ gibi akıp gidecektir. Ama bu soruları yapamıyorum diyen öğrenciler için de hiçbir şekilde karamsar bir tablo oluşturmaya gerek yok. Çünkü bu sorular zaten biraz yapamayın diye yazılmış sorular. Yapamayın diye yazılmış soruları da anlamaya çalışın arkadaşlar. Çünkü matematik zor soruları görüp yapmaya başladıkça kolayların daha kolay geldiği bir alandır. Anlatabildim mi yani? Hep kolay sorularla ya da hep seviyenizdeki sorularla vakit geçirmeyin. Vaktinizin büyük kısmını orada geçirin ama vaktinizin bir kısmını da kendi seviyenizi aşan sorularda geçirmeye bakın. Hiçbir şey bu videolarda yapamıyorsanız oturun önce benden, bak bu çok önemli. Oturun önce 10 soruyu da benden dinleyin. Ondan sonra videoyu geri en başa sarın. PDF'inizi önünüze alın. Birinci sorudan bakmadan çözmeye başlayın. Daha sonra çözün, çözün, çözün. Bir yerde takıldın mı? Aç hemen videodan bak. Ha diyeceksin, hatırlayacaksın. Öğrenme gerçekleşti işte. O anda o soruyu da öğrendin. O gibi çıkacak bütün soruları da yapabilecek duruma geldin. Tamam mı? Yani kendinizi bu şekilde eğitin arkadaşlar. Ve zor soruları görmeyi ihmal etmeyin. Ama tabii şunu da söyleyeyim. Bir kitle var ve bu kitle biz YouTube'daki diğer hoca arkadaşlarla falan da çok konuşma istişare halindeyiz. Tabii siz arka planda bunu bilmiyorsunuz. Herkes kendi kabuğunda zannediyorsunuz ama herkes kendisi birbiriyle fikir alışverişinde bulunuyor. Paslaşıyor, ediyor vesaire vesaire. Biz onlarla da konuştuğumuzda şöyle bir şey görüyoruz. Arkadaşlar bir kitle var böyle. Zor 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 zor. Hocam en zorunu yapıyorsun. Hocam bu daha zor olsun, daha zor olsun. Şimdi bu arkadaşlar... bazıları gerçekten dereceye oynayan samimi öğrenciler olabilir ama bazıları da gerçekten bunu biraz böyle sanki laf olsun diye söylüyor gibi geliyor bana. Ondan dolayı böyle aşırı zor sorular zaten ÖSYM'de çıkmıyor arkadaşlar. Çıkıyorsa da 1-2 tane soru çıkıyor. 1-2 tane soru için biz 7-8 ayımızı, 5-6 ayımızı, günde 3-4 saatimizi bunlara vermenin anlamı yok. Biz seviyemizi bileceğiz. Üniversite sınavının potansiyelini bileceğiz ve ona göre davranacağız. Tamam? Gerçekçi olacağız yani. Evet, 6. soruya geldik. Yukarıda görülen çemberler ok yönünde çevrildiğinde şekilde verilen dikdörtgen kutunun içine sırayla birer harf gelmektedir. Başlangıçtaki görünüm yukarıdaki gibi olup çemberler bir tık çevrildiğinde bu görüntü oluşuyormuş. X 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere çemberler başlangıçtan itibaren X tık çevrilirse CN görüntüsü elde edildiğine göre X'in en küçük değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi gençler bakın. CN'in oluşmasını istiyoruz. Yani soldaki kutuda C, sağdaki kutuda yani zaten soldaki kutuda C yazıyor başlangıçta. Mesela bu bize örnek vermiş. Demiş ki bunu demiş ok yönünde bir birim çevirince B buraya gelir. Evet gerçekten bunu ok yönünde çevirince bak ok yönünde çevirince B buraya gelir. Bunu ok yönünde çevirince şöyle gelince de H da buraya gelir. Ondan bahsetmiş yani işleyişten bahsetmiş. Şimdi C zaten burada olduğu için biz bunu kaç defa çevirdiğimizde C tekrar buraya gelir. Burada kaç tane nokta varsa 1, 2, 3, 4, 5. Çünkü 6 diyelim bir de üstünde var çünkü. 6 nokta var çünkü burada. Çünkü düşün bir kere çevirdin C buraya geldi. Bir kere daha çevirdin 2, 3, 4, 5, 6. Yani her 6 sefer çevirilişte C buraya gelir. Demek ki C'nin sol tarafa geldiği 6'nın katı olan
çark çevirmelerinde oluyormuş. Bu cepte dursun. Şimdi şeye odaklanalım. N'ye odaklanalım. Bunu silelim. N'ye gelelim şimdi. N nerede? Burada. Şimdi N'nin önce buraya gelmesini sağlayalım. Buraya geldi. Bir çevirdik. Buraya geldi. 1. Bir daha çevirdik. 2. Bir daha çevirdik. 3. Bir daha çevirdik. 4. 4 çevirmede N burada. Bundan sonraki her 5 çevirmede buraya gelecek. Anladın mı? Bak 4 çevirmede burada ama buraya geldiğini bir milat olarak kabul et. Tamam, oraya geldi. Kaç çevirmede? 4. Bu kenarda dursun. Bundan sonraki her 1, 2, 3, 4, 5. Burada daha eksik nokta var, dikkat et. 5 nokta var. 1, 2, 3, 4, 5 çevirmede buraya gelecek. O zaman 5'in katının 4 fazlası çevirmelerde N buraya geliyor. Yani C ile N birleşiyor. O zaman 6K aynı zamanda neye eşit olmalı arkadaşlar? 5'in katının 4 fazlası olan bir sayıya eşit olmalı. İşte X tık çevrilirse bu sağlanıyor diyor. O zaman bu X'e eşit. Hatırladın mı bu soru tipini? Bu soru tipi EBOB, ECO'un birbirlerine eşit olmalı soru tipinde. Burada 4 yazmasaydı X sayısı da diyecektik ki hem 6'nın katı hem 5'in katı, o zaman 6 ile 5'in ortak katı, yani 30 diyecektik ve yapıştıracaktık. Ama buradaki artı 4 bütün işi bozdu. Bu artı 4'ü buradan götüremeyeceğimize göre eksi 4 yapsak bura bozulacak. Bir sayı ekleyip buraya da 6'nın katı yapmaya çalışalım. Kaç yapabiliriz? Hemen görmeniz lazım arkadaşlar bunu. Buraya 6 ekleyin. Buraya 6 ekleyin. Buraya 6 ekleyin. İlk kısım x artı 6 olur. İkinci kısım 6k artı 6 olur. Üçüncü kısım da 5m artı 10 olur. Bak ne işe yaradı? 6k artı 6 6'nın bir katı. 6'nın k artı bir katı. 5m artı 10 da 5'in m artı 2 katı. Yani hem 6'nın hem 5'in katı oldu. O zaman x artı 6 dediğimiz, x bu arada çevirme sayımız, 6 ile 5'in ortak katı. 6 ile 5'in en küçük ortak katı kaç? 30. Demek ki x artı 6 30a'ya, yani 30'un bir katına eşit oluyormuş. Şimdi x 3 basamaklı diye bizi uyarıyor, dikkat. O zaman ne yapabiliriz? X'in en küçük değeri. Buna 3 versek olmaz, 90'da kalır. O zaman a'ya 4 verelim. A'ya 4 verirsek x artı 6 120, 90'dan sonra 30'un katı olan en küçük 3 basamaklı sayı. 6'yı karşı tarafa atarsam x eşittir 114 olur. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur. Çok güzel, tam bir AYT'ye uygun TYT sorusu diyebiliriz gençler. Tamam. Anlaştık. Niye buna çevirdim lan? Şuna basacaktım. Evet. N bir doğal sayı olmak üzere N gösterimiyle N'nin asal bölenlerinin sayısı ifade edilmektedir. He. Örneğin, örnek de vermiş adamım benim. 24 sayısının asal bölenleri 2 ve 3 olduğuna göre 24'ün kutu içerisi 2. He. Yani asal olmasına gerek yok. Sadece bak 24'ü asal çarpanlarına ayır. 2 üzeri 3 çarpı 3. Değil mi? Bu 3 üzeri 3 önemli değil. 2 tane asal çarpanı mı var? O zaman kutu içerisinde 24 dediğimiz adam 2'ye eşit kardeşim diye böyle bir tanımlama yapıyor. N 3 olduğuna göre bu eşitliği sağlayan 2 basamaklı kaç tane N sayısı vardır? Şimdi o zaman kaç tane asal çarpanımız olacak arkadaşlar? 3 tane. Başlayalım. Tek tek bakacağız buna. Yapacak başka bir şey yok. Var mı bir formül bilen bununla ilgili? Benim aklıma gelen çözüm dışında aklına bir çözüm gelen varsa yorumlara bekliyorum. Instagram'a da bekliyorum. Şimdi başlayalım. En küçük asallarla başlayalım. 2, 3, 5. Tabi bunların x, y, z kuvvetlerini alalım. Çünkü illa 2, 3, 5 değil. 2'nin karesi 3, 5. 2, 3'ün karesi 5. 2'nin karesi, 3'ün karesi, 5'in karesi gibi sayılarda 2 basamaklı olma şartını sağlıyorlarsa yine uyar yani, olur. Başka n sayısını ne alabiliriz? 2, 3, 7 alabiliriz. 3 asal. Başka 2, 3, 11 alabiliriz. 2, 3'ler bitti herhalde. Şimdi geçelim 2, 5'lere. 2, 5, 7 alabiliriz. Daha sonra 2, 5, 11 alamayız mesela. 2, 5, 11 olmaz. Çünkü üstlerine 1 bile versen 55 çarpı 2'den 110 eder. Dolayısıyla bu 2, 5, 11 olmaz. 2, 5'liler bitti. Bak 2, 3'lüler. 2, 3'lüler. Şimdi 2, 5'liler. Bu arada 2, 3, 13 oluyor mu? O da oluyor sanırım. Bu, o da var bak burada. Kaçmasın. 2, 3, 13. 2, 3, 17 olmaz. 2, 3, 13'te kalacak. 2, 5, 7 olur. Başka 2, 5, 11 olmuyor dedik. O zaman 2, 5'ler bitti. 3, 5'ler var. 3, 5, 7 olur. 3, 5, 7 olur.
olmaz. 3, 5, 7 olmaz. 35 çarpı 3'ten 105 olur. En iki basamaklı olmaz. O zaman 3, 5'ler de yok. Zaten 5, 7, 11'ler hiç olmaz. Onlar 3 basamaklığı geçer. Demek ki içinde 3 tane asal bulundurabilen ihtimaller bunlar. Tabi bunların hep x, y, z. İşte x, y, z. X üzeri y üzeri z. X üzeri y üzeri z diyelim ve x, y, z'ye değer vererek n'i bulmaya çalışalım. Şimdi x, y, z'ye 1 versek buradan 2 çarpı 3 çarpı 5 yani 15 çarpı 2'den 30. Asal mı? Asal. O zaman oldu. İşte asal mı diyorum. 2 basamaklı mı? 2 basamaklı. 3 tane asal çarpanı var. 3'e uydu. Başka? Şunu biraz aşağı alayım. Buradan herhalde çok gelebilir. Başka ne var? 2'nin karesini alalım. Düzenli düzenli gidelim. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5. 2'nin karesi 4. 4 kere 3 12. 12 çarpı 5 60. Güzel. 2 basamaklı alabiliriz. Devam edelim. 2'nin kübünü alsak bakın. 2'nin kübü çarpı 3 çarpı 5. 2'nin kübü 8. 8 kere 3 24. 24 çarpı 5 2, 120. 3 basamaklı oldu. Şartı sağlamadı. Demek ki 2'nin karesi olanlar bitti. Şimdi 2'yi normal alalım. 3'ün karesini alalım. Çarpı 5 diyelim. 3'ün karesi 9. 9 kere 5 45. 2 ile çarptım. 90 oldu. 90 da oldu. Zaten 30-30 ilerliyor herhalde. Başka da ben burada bulabileceğimizi zannetmiyorum arkadaşlar. Siz düşünüyor musunuz? Başka 2'nin kübü zaten olmaz. 2'nin karesi 3'ün karesi. Ha bir de onu deneyelim. 2'nin karesini alalım. 3'ün de karesini alalım. Çarpı 5. 9, 4, 36 yok. O da çok aşar. Zaten 5'in karesini aldığımız anda 25 çarpı 3, 75. 2 katı 150 o da geçer. Demek ki buradan 3 tane geliyor. Şimdi buraya bakalım. Birer verdiğimiz zaman zaten sağlayacak. 2 kere 3, 6, 6 kere 7, 42. 42 iki basamaklı bir sayı oldu. Başka ne olabilir? 2'nin karesi desem 4 kere 3 şöyle yapalım. 2'nin karesi desem 4 şöyle. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 7. 21 çarpı 4'ten 84. Bu da oluyor. 84 de şeyin karesi. İki basamaklı sayı ve 3 tane asal çarpanı var. Başka? 3'ün kübü yaptığımız anda 63'ün 2 katı falan. Buradan başka bize ekmek gelmez arkadaşlar. 2 tane geldi. Buna bakalım. X, Y, Z'ye 1 verdiğim zaman 6 çarpı 11'den 66 geliyor. Buradan da başka ekmek çıkmaz. Çünkü hangisinin karesini ya da ikinci kuvvetini alırsan al 3 basamaklı olacaktır. Buraya bakalım. Buralara da aynı 1 vereceğim. 39 çarpı 2 kaç yapar? 78 mi? Buradan da bir tane 78 geliyor. Başka da gelmez. Tamam. Bir de son olarak 2, 5, 7. 35 çarpı 2'den buradan da 90 geliyor arkadaşlar. Yalnız 90 geliyor ama bu 90 yok 70 geliyor lan ne 90'ı. 35 çarpı 2'den 70 geliyor. Buradan da 70 geldi. Tamam. Başka gelir mi? Başka gelmez. Başka yok arkadaşlar. Kaç tane? 1, 2, 3, 5, 7, 8 tane vardır. Doğru cevap B'dir inşallah. Burada inşallah bir sayı atlamadım. Ben atladığımı düşünmüyorum. Atladım mı sizce? Yalnız bakın tam bir AYT sorusu. Niye? Bayağı bir uğraştırıyor bizi. Aradan çıkma ihtimaline karşın. Yani ben sınavda olsam ben bunu bir daha kontrol ederdim. Bir daha çözerdim yani. Bu soruyu çözerdim. B'yi işaretlerdim. Ondan sonra yuvarlak içine alırdım. T, Ç falan yazardım. Tekrar çöz falan yazardım. Ve sınavdan sonra vaktim zaten kalacaktır. Mutlaka bu soruya tekrar dönüp bir daha bakardım. Bu soru o tekrar bakmalık sorulardan. Belki biz bile bir yerde bir şeyi kaçırdık. Ama iki şeyi kaçırmamız lazım. Çünkü 10 var en yakın. Yani yok gibi değil mi? Evet devam edelim. Pozitif tam sayılar kümesi üzerine bu arkadaşlar buradan sonrası artık TYT AYT ortak konuları. Buraya kadar sadece TYT konularının AYT'de çıkan kısmıydı. Buradaki buna TYT konusu diyebiliriz ama aslında AYT'de de var fonksiyonlar biliyorsunuz. 8 fonksiyon, 9 parabol, 10. soruda 2. dereceden denklem karmaşık sayı sorusu. Pozitif tam sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu şöyle tanımlanıyormuş. Eğer x 10'dan küçük eşitse f'in içine yazdığımız x ne oluyormuş? X'in pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı. He. Arkadaşlar tam sayı eğer x 10'dan büyükse de x'in pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı. Pozitif tam sayı böleni nasıl bulunur? Pozitif bölen sayısı. Pozitif tam sayı böleni demek. Pozitif bölen sayısı demek. Şöyle yapıyorduk. Mesela x sayısı bunu a çarpı b çarpı c. X üzeri x demeyelim. K üzeri M üzeri N diye yazdığımız zaman bu ABC asal çarpanların ayrılmış hali ise K'yı M'yi N'yi birer arttırıp çarptığımız zaman çıkan sonuç pozitif bölen sayısına eşit oluyordu. Şimdi bak F içerisinde F24 yani F
F24. Önce bulacağımız adam F24. Peki 24 10'dan büyük mü küçük mü? Büyük. O zaman x'in yani 24'ün pozitif tam bölen sayısına bakacağız. 24'ü hemen asal çarpanlarına ayırıyorum. 24 2'nin kübü yani 8 çarpı 3 demek. 3 üzeri 1 demek yani. Buradaki PBS yani pozitif tam bölen sayısını bulabilmek için üstleri bir arttırıyorum. 3'ü bir arttırdım. 3 artı 1. 1'e bir arttırdım. 1 artı 1. 3'ün bir fazlası 4. 1'in bir fazlası 2. 4 kere 2'den bu adamın 8 tane pozitif böleni var. Demek ki F24'ün sonucu 8 tanımlamaya göre. O zaman bizim neyi bulmamız lazım? F8'i bulmamız lazım. Peki 8 yani içindeki yazdığımız sayı 10'dan büyük mü küçük mü? 10'dan küçük. O zaman yukarıdakini uygulayacağız. Yani pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı. Bunun bir formülü yok arkadaşlar. Burada pozitif bölen sayısı formülünü kullanmaya da gerek yok. Çünkü adedi bana hiçbir şey vermez. Zaten 8 dediğimiz sayı 2'nin kübü 3'ü bir arttırırsam bunun 4 tane pozitif böleni vardır. Ama neler olduğunu bulup toplamadan soruyu çözemem. Ama en azından bana değer kaçırmamayı gösterir. 4 tane bulmam lazım. 8'in pozitif bölenleri 1'dir, 2'dir, 4'tür. Bir de kendisi 8'dir. Bak 4 tane. Topla bunları. 12, 14, bir daha 15. Yani F8 eşit 15. Cevabımız da E şık olur. AYT'nin kolay fonksiyon sorularından bir şey sormak isterlerse bu soru çok uygun. Fonksiyondan zaten bence fonksiyon işlemleri adına bence AYT, ÖSYM, AYT adına çok zor sorular sormuyor. 2021'e bakıyorsun, 2021, 2019 gerçekten kolay fonksiyon işlemi soruları var. Grafikte biraz belki bazen bir atraksiyon, bir zıpırlık yapabiliyorlar ama sayısal işlemlerde çok yapmıyorlar. Evet, devam edelim. B ve C gerçek sayı olmak üzere gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı fonksiyonun grafiği x eksenini kesmemektedir. Bak şunu söyleyeyim. Bu soru bir de son soru. Bunlar da TYT'de çıkabilecek AYT sorularına girer aslında. Yani burada da böyle bir anladın? Yani bir şey yaptım orada. Yani öyle bir yani iki tarafa. B ve C birer gerçek sayı olmak üzere gerçek sayılar kümesi üzerinde bir parabol tanımlanmış. Bu fonksiyonun grafiği x eksenini kesmemektedir diyor. Tamam. Buna göre f fonksiyonu için hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi grafiği x eksenini kesmiyorsa gelin konuşalım. Hemen parabolü hatırlayalım. Ulan AYT anlatmayı özlüyorum ben ya. Vallahi AYT anlatmayı özlüyorum ya. TYT anlatmayı özlemiyorum. AYT anlatmayınca özlüyorum AYT anlatmasını ya. Ben AYT için herhalde yaratılmışım. Haşa. Yani haşa demenmez de ona yani. Neyse. Şimdi bu grafik x eksenini kesmiyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Hocam x eksenini kesmiyorsa ya böyledir. Ya bunu solda da çizebilirdik. Ya da böyledir. Ama bir alttaki gibi olmaz. Neden olmaz? Çünkü x karenin katsayısı gördüğünüz gibi buradaki a'mız 1. Yani 0'dan büyük bir sayı. Yani parabolün kolları yukarı doğru. Dolayısıyla aşağıdakini alamayız. Böyle bir şey olacak. Peki başlayalım. X küçüktür eksi b bölü 2. Eksi b bölü 2 görünce böyle bir şey uyandı mı kafanda? Böyle bir hani öyle bir şey oluyor ya böyle ampul yanıyor bir tane. Ampul yandı mı? Yanmış olması lazım. Eksi b bölü 2 a'nın aklına gelmiş olması lazım. X eşittir. Eksi b bölü 2 a neydi? Tepe noktasının apsisi. Yani parabolü 2 eşit parçaya bölen doğruydu. Zaten a'mız 1. Eksi b bölü 2. Yani bu adamın simetri ekseni r'si eksi b bölü 2 zaten. Simetri ekseni dediğim adam da şöyle bir şeydir. Bu taraftaysa parabol bu taraftaysa o zaman da böyle bir şeydir. Başka türlü olma şansı yok. Ya da ortadadır. Yine bu sefer y eksenidir. Tamam mı? X küçüktür eksi b bölü 2 diyor. Yani eksi b bölü 2'nin yani simetri ekseninin sol tarafındaki parabolün parçası şu parça ya da yandaki parabol için şu parça azalandır diyor. Fonksiyonlarda anlatmıştık değil mi? Aşağı doğru eğilimi olan fonksiyonlar azalandı. Bak aşağı doğru eğilimi var fonksiyonun yani fonksiyon azalan. Başka bir deyişle aldığı küçük değerleri nereye götürüyor? Mesela değerler büyüdükçe fonksiyonun değerleri büyüyor mu küçülüyor mu? Örneğin bir tane bir şey söyleyeyim mesela. Eksi 4 mesela. Eksi 4'te aldığı değer atıyorum 5. Bu nokta 5 noktası olsun. Yani f eksi 4 eşittir 5. Eğer arkadaşlar f eksi 3 5'ten büyük çıkarsa o zaman artan. Çünkü
içindeki artarken değeri de artıyor. Ama f eksi 3 5'ten küçük bir şey çıkarsa azalan. Çünkü içindeki artarken değeri azalıyor. Eksi 3'e bakalım mesela. Eksi 3 burası olsun. Aa bak görüyorsun eksi 3 5'ten küçük. Atıyorum 3 mesela. Ne oldu? Eksi 4 eksi 3 oldu. İçindeki arttı ama 5 3 oldu. Sonuç azaldı. Demek ki bu fonksiyon azalan. Bu parçası azalan. Gerçi bunu söylemeye bile gerek yok. Şu şekilde bir fonksiyon azalandır arkadaşlar. Bu şekilde bir fonksiyon da artandır. Dolayısıyla x küçük eksi b bölü 2 azalandır. Doğru. Grafik y eksenini negatif tarafta keser. Hayır lan pozitif tarafta keser bak. Pozitif tarafta kesiyor. Negatif tarafta keserse ekseni de keser. X eksenini kesmemektedir ile çelişir. Bu yanlış. Daima pozitif değerlidir. Evet. X ekseninin üstünde çizdiğimiz için bütün değerleri buralardadır arkadaşlar. Pozitiftir. Aşağı hiç inmez. Bu da doğru. 1 ve 3 doğru. Cevabımız da eşik. Tamam. Güzel. Geldik son soruya. Tam bir bilgi sorusu. Böyle katıksız bir bilgi sorusu. Bilen yapar, bilemeyen yapamaz sorusu. Bak şimdi. B ve C birer gerçek sayı olmak üzere. Z1 karmaşık sayısı. Bu denklemin köküymüş. Z2 karmaşık sayısı bu denklemin köküymüş. Ve Z1 karmaşık sayısı, bura çok önemli, Z2 karmaşık sayısının eşleniğiymiş. Buna göre B artı C toplamı kaçtır? Şimdi ben size şunu soruyorum öncelikle. X kare eksi 2X artı C. C burada reel sayı mı? Evet bak gerçek sayı demiş. Kat sayıları reel olan bir ikinci dereceden denklemin. Bir kökü Z1 ise diğer kökü Z1'in eşleniğidir. Hatırladın mı bunu? Z1'in eşleniği de Z2 zaten. O zaman bu denklemin iki kökü Z1 ve Z2'dir. Aynı şey burada da geçerli. Çünkü arkadaşlar B buranın katsayısı. Gerçek sayı diyor sorunun başında. 2 ile 6 da gerçek sayı. O zaman bu aşağıdaki denklem de gerçek katsayılı. Gerçek katsayılı bir denklemin bir kökü Z2 karmaşık sayısıysa öbürü Z2'nin eşleniğidir. Z2'nin eşleniği de Z1. O zaman bunun kökü de Z1 ile Z2. O zaman aslında bunlar aynı köke sahip. Aynı denklemler o zaman. Aynı denklemlerse ister kökler toplamından git. Yani şöyle yap. Z1 artı Z2 kökler toplamı. Yukarıda 2. Aşağıda eksi b bölü 2. İçler dışlar yaparsan b eşittir eksi 4. Kökler çarpımından git. Z1 çarpı Z2. Yukarıdaki denklemin kökler çarpımı c. Aşağıdaki 6 bölü 2'den 3. C'de 3 çıktı. O zaman bunları topla. Eksi 4 artı 3'ten cevabımız kaç çıkar? Eksi 1 çıkar. Yani ne olur? C şık. Ya da şöyle yaparsın. O bir yöntem değil mi? O da bir yöntem. Şöyle yapılır. Bunlar aynı denklemlerse çözüm kümesi aynı olan denklemlerin kat sayıları orantılı diye bir şey ikinci dereceden denklemlerde dedim mi demedim. Kesin dedim ya. %500 dedim. O zaman x karenin kat sayısı 1. X karenin kat sayısı 2. X'in kat sayısı eksi 2. X'in kat sayısı b. Sabit kat sayı c. Sabit kat sayı 6. 1 ile 2'yi çöz. B eşittir. Eksi 4. 1 ile 3'ü çöz. 2c eşittir 6'dan c eşittir 3. Topla yine neyi bulursun? Eksi 1'i bulursun. Dedim ve 70 günde AYT Matematik kampımızın AYT'de çıkabilecek TYT sorular videosunun da sonuna gelmiş olduk. Çok güzel 10 tane soru çözdük. Yaklaşık 45 dakika, 48 dakika, yani 45 dakikayla 50 dakika arası bir vaktinizi aldım. 2 çarpı 1'de izleyenler için. Hızlı izleyenler için de yaklaşık olarak 20-25 dakika vaktinizi aldım arkadaşlar. Ama bu vakit içerisinde yapabileceğiniz en iyi çalışmalardan bir tanesini yaptınız. Mutlaka beni eğer böyle kendiniz bu soruları uğraşmadan dinleyip videonun sonuna kadar geldiyseniz, hani tek tek beni dinleyip yazdıysanız, o zaman da aynı şeyi söylüyorum. Hiç yazmayıp beni direkt dinleyip sonradan çözecekseniz de mutlaka bu sorulara beni dinlemeden sadece takıldığınız yerde yardım alarak çözmeyi ihmal etmeyin diyorum. Ve umarım belirsizlik ortadan kalkar. Ya limit gibiyiz ha. Belirsizlik ortadan kalksın da soruyu çözek istiyoruz. Belirsizlik ortadan kalksa da şu türev integral belli oldu mu olmadı mı, neye göre ne olacak, ne yapacağız, yapacağız mı yapmayacağız mı belli olsa türeve geçeceğiz mi geçmeyeceğiz mi biz de net bir şekilde anlasak. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum ve görüşürüz diyorum. Bye bye.